Teşekkür ederim. Öncelikle tabii kulüp adına konuşmam gerekirse çok zor günlerden bugünlere geldi. Şu an Süper Lig'de oldukça da iyi bir performans sergiliyoruz. Tabii o günleri hatırladıkça bugünleri hayal etmek kolay değildi. Ancak geldiğimiz noktada gerçekten mutlu ve gururluyuz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelir Hatayspor ve bizler. Gerçekten çok zordu. Yani antrenman yapacak saha bulamıyorduk. Açıkçası soyunma odası bulamıyorduk. Yemek bulamıyorduk. Gerçekten çok zor günlerdi. Ya, tabii onlar geride kaldı. Çok da fazla böyle ajitasyon yapmaya gerek yok. Artık bulunduğumuz konumun bu güzel günlerin keyfini çıkarmak lazım. İyi de gidiyor, keyifli de gidiyor bizim için. O yüzden mutluyuz. Takım birlikleri çok önemli. Yeni transferlerimiz de bence çok güzel uyum sağladı. Zaten Hatayspor her sene transferlerden her zaman maksimum seviyede verim almıştır. Tabii bizden de kaynaklanıyor olabilir. Takımın bünyesinden, kulüpten, şehirden, o anki teknik heyetten bunlar hep etken. Ancak yeni oyuncularla geçen seneden gelen yıllarca bu kulübe hizmet etmiş oyuncuların birlikteliği bence güzel bir başarı yakalamamıza sebep oldu. Şöyle profesyonelce yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Tabii 36 yaşında Süper Lig'i ilk defa yakalamak kolay değil. Yani çok da hatırlamıyorum bunu yakalayan daha önce var mı bilmiyorum. Tabii bu takımımla beraber benim performansımın da artmasıyla geldi. Belki kendi takımımla beraber Süper Lig'i yakalamayasaydım belki Süper Lig'de forma şansı bulamayabilirdim. Bunu da biliyorum. Tabii bu şansı yakaladığım için mutluyum. Forma rekabetine gelince tabii biz profesyonel futbolcuyuz. Bizim yapacağımız tek şey çalışmak ve takıma katkı sağlamak. Ne zaman forma şansı bulsam elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Tabii güzel bir rekabet var. Alex de forma şansı bulduğu zaman iyi maçlar çıkardı, iyi performans veriyor. Bizim amacımız Hatayspor'a hizmet etmek. Şöyle ben hiçbir zaman uzun vadeli plan yapmadım. Bunu her zaman söylüyorum. Tek düşüncem futbol beni bırakana kadar sahada olmak, futbol oynamak. Çünkü futbolu çok seviyorum. Sahada olmayı çok seviyorum. Tabii ki ne zaman futbol bizi bırakırsa, artık sana yeşil sahalarda yer yok derse, o zaman da bir planlama yapacağım tabii ki kendi hayatımda. Şöyle bu tek taraflı değil tabii ki. Hatayspor'un da bu yönde bir girişim olması gerekir ki ben de burada yani edeceksem en azından hizmet etmeliyim. Yani sadece benim istememle olacak bir şey değil. Tabii ki ben yıllarca futbolcu olarak hizmet ettiğim bir kulüp, bir şehir. Tabii ki gönül ister yıllarca hizmet ettiğim bir kulübe, saha içinde, saha dışında da hizmet etmek. Ancak dediğim gibi bu karşılıklı olacak bir şey. Kulübümden böyle bir teklif, böyle bir bu yönde bir hizmet anlayışı gelirse tabii ki seve seve devam etmek isterim. Tabii kaptanlık hem sorumluluk hem de gurur verici bir şey. Tabii ki benim kaptanlığımda yani üst üste 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den de Süper Lig'e yükselmesi, Süper Lig'de de ses getiren bir takım olması benim için ayrıca gurur verici, mutluluk verici. Ben şu an için bunun tadını çıkarıyorum. İnşallah da böyle devam eder. Yani sezon başından beri onlar için üzüldüğümü söylüyorum. 53 yıl beklediler. Maalesef takımlarını, şehirlerin takımlarını tribünden izleyemiyorlar şu an için en azından. İnşallah bir an önce pandemi biter. Bir an önce stat'taki yerlerini alırlar. Kendi takımlarını, şehrin takımlarını tribünden izleme fırsatı bulurlar. İnşallah bu güzel futbolumuza tribünden tanık ederler.